Şimdi sayın seyirciler, e, Hakan Bayrakçı geçen programda bize e, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu e, Ortodoks kiliseleri arasındaki çatışmayı, çekişmeyi anlattı. Nasıldı o görüntü? Onur geliyor mu ekrana? Getirecek misiniz? Şimdi e, orada da bir çatışma var. Yani Rus Patrikhanesi ile. Ukrayna patrikanesi epey süredir gerginlik vardı. 2018'de mi 18. ayrıldılar? 18. Ayrıldılar. Şimdi savaşla birlikte bu e, Rus Ortodoks Kilisesi patriği ile Ukrayna Ortodoks Kilisesi patriği birbirlerini terk ettiler. Yani işin bu savaşın dini boyutu enteresan da Hakan Bayrakçı da çok güzel anlattı. Şimdi bu Teşekkür akşam ederim. yine Hakan Bayrakçı'dan bir yardım isteyeceğiz. O da şu konuda ya. Bu savaş başladı başladı en çok duyduğumuz kelimelerden bir tanesi de oligark. Epeydir duyuyorduk da oligark yatlarını görüyorduk, şunlarını görüyorduk, bunları görüyorduk. Şimdi tabi bunların mal varlıklarına el konuluyor, yatlarına el konuluyor, batıdaki her türlü yatırımlarına el konuluyor. Kaçacak delik arıyorlar, güvenli limanlara sığınmaya çalışıyorlar. Hakan Bayrakçı bize e, oligarkları anlatacak. Kimdir bu oligarklar? Nasıl bu kadar büyük devasa servetlere sahip olabildiler? Ve bugün için başlarına ne geliyor? E, mallarını, e, zenginliklerini koruyabilecekler mi? Yani dünyada e, bu yaptırımlar karşısında sığınacak kendilerine limanlar bulabilecekler mi? Bu soruya yanıt arayacağız. Şimdi e, e, Onur çok güzel bir tablo hazırladı. Burada görüyorsunuz e, ee, en fazla mal varlığı olan oligark Alexey Mar Morşadov denilen bir adam. Mordashov. Mordashov. Tanınır mı bu? Babası onun bütün asıl varlık bu Maris. O birinci Alişer Usmanov 16.6 milyar dolarlık bir servete sahip. Ee, Andrei Melnichenko 16 milyar dolarlık bir Servete sahip, ha bizim en çok tanıdığımız adam e, Roman Abramovich Bu en popüler e, magazin e, figürü, futbol dünyası tanır, işte Chelsea takımının sahibiydi. Bunun yatları Türkiye'ye çok sık gelir, o bu en devasa yat onundur falan değil mi? Öyle biliyoruz. E, Mihail Fridma, 12.3 milyar dolarlık serveti var ve... Gennady Timchenko. Ben bunları tanımıyorum mesela birinciyi, ikinciyi, üçünü. Bir tek Abru Roman Abramovic. Abramovic'i de işte aha yine bir yatı geldi falan diye oradaki haberlerden evet. tanıyoruz. Hepsinin var tabii tabii. Ya Hakan Bayrakçı gel bize bir Vallahi, anlat şunları ya. Yani. Nedir bu? nereden geldi? Çünkü neden biliyor musunuz? Bu dünyanın en ilginç zengin olma öyküsüdür. Ben böyle bir zenginlik, zengin olma öyküsü, Bilinen son 4000 yılın tarihin içinde ben böyle bir zenginleşme öyküsü görmedim. Gel, gel. Abi. Çok ilginç bir öykü bu. Peki, nereden şey, aklınıza şey, geldi? önce şunu merak ediyorum. Ya çok duyuyoruz oligark oligark ben. Ama bunları incelemek enteresan. Gazetede de haber yaptık bunları. Baya merak ediyor insanlar. Önce şu cümle, şu telimenin manasını bize açıklar mısınız? Oligark ne ha. demek? Benim bildiğim bir oligarşi var. Bravo. Oligarşiyi ne <laughs> demek? Önce oligarşiyi yaparsın. söyleyelim. Şimdi oligarşi Fransızca bir laftır fakat kökeni Yunancadır. Fransızlar Yunanlardan almışlar. Oligo az sayıda, az demek. Birkaç demek. Birkaç, az, az sayıda demek. Oligo Yunancadır. Fransızlar bu oligo kelimesini almışlar. Buradan oligarşi diye bir bir kere siyasi rejim tanımlaması yapmışlar. Bunlara gelmedik. Oligarşi 3-4 tane güçlü adamın bir ülkeyi yönetme tarzına oligarşi denir. Özetle. Yani e, bir avuç güçlünün Bravo. memleketi yönetmesi. Evet. Evet. Eğer sistem buna dayalıysa evet. buna oligarşi denir. Bravo. Tabii Tar burada... olsun oligarşi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama <gülüyor> oligarşinin çok örneği yoktur. En bariz örneği Fransız İhtilali sonrasıdır. Mesela 4-5 kişi hep çok güçlüydü. Ünlü Robespierre, Danton ama hepsi birbirini giyotine de göndermiştir. Tamam. Peki bir dakika. Oligarşi bu. Oligark ne demek? Oligark ne demek? Oligark da e, oligo az sayıda demek ya. Yani bu devlet siyasi sistemin dışında az sayıda adamın Hakimiyeti anlamında kullanılır. Çünkü gark kelimesi de yine Yunanca aeri garke diye bir kelimeden Fransızcaya aktarılıyor. Gark diye Fransızlar onu e, etimolojik olarak Peki, değiştirmiş. Zenginlik yok mu bu kelimenin anlamında? Bu kelimelerin içinde zenginlik yok ama zaten siz 3-4 kişi bir ülke yönetmeniz için en güçlü 4 adam olmanız, 5 adam olmanız lazım. Ama oligark burada ayrı bir olay. Onu anlatayım istiyorsanız. Lütfen. Buyurun. Ha. Şeyi de soracağım. Hani bunların bir tarihi geçmişleri var galiba. E, Gelsin döneminde nasıldılar? Aynen, e, aynen. Putin bunlarla nasıl bir ilişki Bravo. kuruyor? İsterseniz bir isterseniz giriş yapın o konuşalım eski. Şimdi efendim. Malum 1990'a kadar yani 91'e kadar Komünist Rusya döneminde yani şu proletarya diktatörlüğü denilen Marksist denilen siyasi rejim döneminde Rusya'da değil zengin orta hali zengin bile yoktu. Çünkü olamazdı. Hiç kimsenin fabrikası, bilmem, şusu, bilmem marketi, bakkalı olamazdı. Hepsi devlete aitti. Her şey devlete aitti. Yani kestirmeden anlatıyoruz. Detayı çok. Özel haklar verilirdi, bilmem ne yapılırdı kestirmeden falan. anlatırsanız daha ha. iyi olur. Evet. Şimdi 1991'e gelindiğinde 91'e kadar hiçbir zengin yok hiçbir muydu? Hiçbir zengin yok. Hiç. Aa Rusya'yı terk etmiş. Çarlık Rusya'da büyük göç oldu. Biraz bana doğru gelebilir misiniz? Yani yat, kat. Hayır abi yok. Yok öyle bir şey. Yani şunlar vardı birkaç kişi. 1917 ihtilalinden kaçmış. Önce çoğu Trabzon'a geldiler. Ha, o ayrı o istisna. Ha, onlar Amerika'ya gidip zengin olmuş. O ayrı bir şey. Onları söylüyorum. demiyorum. Hayır, şunu söylüyorum. Rus olup da. Ya bu adamların hiçbiri 91'den önce zengin değil miydi abi? Sıfır. Yani şu Alexey, Roman, Abramovich bunlar sıfırdı öyle mi? Bunun babası zaten de. Bunların çoğu, bunların çoğu, şunun da babası bu arada. Ee, bunların çoğu babaları. Şimdi olay şöyle oluyor. Olayı söyleyeyim ben size. 91'e gelindiğinde hiç kimsenin fabrikası, marketler zinciri, şusu busu yok ya Rusya'da. Zengin yok. Yöneticiler var, müdürler var bilmem ne fabrikasının genel müdürü var. Maaşı belli. Değil mi? Evet. Bu adamın ekstra 10 lirası olamaz. 10, levası, 10 e, doları e, marklı hiçbir şey olamaz. Bu insanlar 1991'de, <laughs> bu sefer harita yok ama, 1991'de, Rusya komünizmi aşağı yukarı çok enteresan bir geçişle stop dedi. Komünizmi yürütemiyoruz dedi. Yürümüyor çünkü dedi. 9 tane ülkeyi finanse ediyorlar. Kendi ülkelerinin paralarını karşı. Ekonomisi bitti. Herkes yoluna dedi. Önce o ülkeleri gönderdi. Romanya, Polonya. Klasnos, Prestroika, Gorbaçov. Prestroika adı. İlk Gorbaçov başlattı bunu zaten. Gorbaçov meşhur. Frank Sinatra'sının şarkısını söylüyoruz dedi. Frank Sinatra'nın şarkısını söylüyoruz dedi. Herkes yoluna diye bir şarkısı var ya. My Way. Şimdi o şarkıdan, o espriden sonra Rusya'da hızlı ama yavaş 3-5 yıl içinde bir özel sektöre yani bir kapitalist sisteme geçiş olacak. E, Rusya'nın zengini yok. Kendi zenginlerini mi yarattı? Ha nasıl dağıtıldı biliyor musunuz? Sistem? Nasıl oldu? Ya i̇şte bu dünyanın en ilginç öyküsüdür. İlginç dediğim bu. Dünyanın Mucize. en ilginç zenginleşme öyküsü. Bravo. Oligarklar. Evet. Kim bu? evet bu oligarklar nasıl doğdu? Niye bir de isimlerine oligark dendi? O da ona bağlı çünkü. Şimdi o sırada Boris Yeltsin var. Başta. Tabii. Çünkü Gorbaçov bu olayı yaptı. Biraz jübile gibi yaptı ondan sonra. Sonra Yeltsin geldi. Sonra kontrolü Yeltsin aldı. Şakacı Yeltsin. Geçerken birine tak kafasına vurur falan. Böyle enteresan bir adam. Biraz da alkol düşkünlüğü var. Ha evet Allah. İşte o da bu. İşte Yeltsin. Evet. Şimdi Yeltsin. Onur bunu e, hazırlamış mıydın ya? Valla bravo. Bir özel sektör kuracak. Rusya'da bir özel sektör oluşacak. Ama Rusya'nın zengini yok. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bilmem ne demir-çelik tesislerinin genel müdürü kim? Ya da oradaki yönetim kurulu başkanı kim? Kendi statüler muhaceresinde. işte Alexey Zobranovic. Bürokrat Mesela. o yani ama değil Bürokrat. Mi? Memur yani. Bravo. Adam her ha, ay maaşını de alıyor. Devletin demir-çelik fabrikasının genel müdürü. Evet. 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 Bir kısmı böyle verilmeye başlandı. Emirçelik yani demir -çelik fabrikasını mı verdiler adam? Şöyle. Dedi ki mesela bak dedi sen burayı biliyorsun. E bunların hep bu olayla bu anlatacaklarımın hepsi Boris Yeltsin'in ve ekibinin organizasyonudur. Yüz, önce şöyle hisseli verdiler. Yüzde yirmi beş senin karma ekonomi gibi. Yüzde yetmiş beş yine devletin. Ama sen burayı işlet. Bu işletmeden de kazanılan parayı yani devlete de gönder. Senin payın da işte şu olsun. %25 Senin payın. Hisseden kaynaklanan evet, payın. payını da al. Al. Tabii evvel Allah bu tür durumlarda. hep bütün böyle büyük Hepsi böyle değil. Fabrikaları mı verdiler yani? tabi tabii ama böyle dağıtılmadı hepsi. Bu çeşit çeşit. Bu bir çeşit. Bu bir dağıtılma yöntemi. Bu Başka? bir yöntem. Başka? Müdüre yüzde yirmi veriyor. Karmak devlete yüzde seksen alıyor. Ama onu da uyarayım. 6-7 yıl içinde o %20 sahibi var ya, Yüzde seksenlere sahip oldu. O tamam, onun bir hikayesi ha, var, bir anladım. O da onu ayrı da. hikaye. Peki başka yöntem? İkinci bir yöntem, oligark yaratma yöntemi. bunlar da oligarklaştı da söyleyeceğim şimdi. İkinci bir yöntem, e, Boris Yeltsin'in en yakın adamı mesela, tamam mı? Çok güveniyor. Ticaretten de çok iyi anlayan bir adam. Ticaret ve sanayiden sorumlu bakanlık yapmış. Döndü mesela, ona dedi ki. E ee, bilmem ne zincirini sana veriyorum devletin. Evet, %50 senin. O da hani şey mi? Devlette üst düzey görev almış. Tabii diye. onlar bürok onlar da Yeltsin'e yakın bürokratlar. Yetsine yakın bürokratlar. O bürokrata veriyor. Ona da onlara da verildi. Onlara da dedi ki mesela %30 senin, %70 yine devletin. O %70'ler de süreç içinde bu arada bunların oldu. O süreci konuşacağız. Ha. Bu başka bir yöntem var mı? Birincisi mevcut yöneticilere hisse verdi, iki kendi yakın çevrelerine hisse verdi. Üçüncüsü de çeşitli dış, maddi, e, şimdi burada tabii anlatması zor, rüşvet demeyelim de daha uygun bir kelime bulalım nazikleştirilmiş. <laughs> Özel şeylerle bazı kişilere de o yüzde 25'ler, 30'lar peşkeş çekildi. Tamam. Üç çeşit. Orada da nitelik aramadılar. Aramadan, sadece. Yani, Bravo. tamam. Aramadan. Gör görürsen. Evet. Tamam. Çünkü bilmem, eşimin teyzesinin oğlu çok severim. Tam. Peki, öyle de bunlar var. Bunlar şimdi, anladım. Yüzde yirmi verildi, %30 verildi. Dendi ki, e, sen burayı işlet, elde ettiğin karın işte yüzdeyiyi seksenini devlete ver. Bravo. Yüzde yetmişini de, şey otuzunun da karını sen al evet. dedi. Evet. Dendi. Evet. Nasıl oldu da? o işletmelerin %80'ine sahip olabildiler bunlar. Heh. Şimdi onu ya en Ya bu güzel... buna gerek yok. Bir öncekine gelelim. Yo, yani... bu da olsun ya, bu da olsun. Ha peki, peki tamam, öteki gelelim. Hayır, şu sorunun cevabını alalım. Yani peki, peki. bu adamlar nasıl allem ettiler? kallem ettiler de kendilerine verilenin daha fazlasını elde ettiler. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de de ya da bütün dünyada da bazı işletmeler vardır. Mesela 22 ortak kurarlar. Bu ortaklardan bir tanesi biri dara düşer, takalır hissesini. Ha, Öbürü bilmem yani. ne yapar hissesini. Ama alır. burada devlet söz konusu. Yok, burada şöyle oldu süreç içinde. O konuya diyelim 5 yıl sonra bu olaydan karar verici merci kim o sırada diyelim devlet görevinde isim uyduralım. İsim veremeyiz yani şimdi burada şey olur direkt suçlama gibi yanlış olur. Ona dedi ki mesela bunun da birkaç yöntemi oldu. Dedi ki abi sana 100 milyon dolar. Buyur burada nakit. Öyle İsviçre İsviçre değil. Evet. Şu veya bu sebepten bak gerekçeleri de yazdım hukuki sebepleri. Bu hisselerden %28'inin daha bana intikalini lütfen evet. onayla. Okey. O bu ama bu kara 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 düzen yani. Efendim tarihin en büyük maalesef ...dedim ya en yolsuzluk ilginç zengin... Olayı. ...yolsuzluk öyküsüdür bu. Büyük olay. Tabii. O küçük hisseler... ...küçük de değil aslında o koca işletmenin... ...yüzde yirmisini verdikleri adamlar... ...süreç içinde... ...tamamına sahip oldular çoğu. Birkaçı hala... ...yarı yarıya'dır. Mesela yarısı devletindir Hı. karma ekonomi... ...yarısı bu adamındır. Uyanıklar tamamına sahip oldu. Uyanıklar... ...olduğu gibi götürdüler. Peki bir şey söyleyeceğim... Kaç oligark vardır Rusya'da? Şimdi tam rakam bilinmiyor ama benim sağdan Tahmin. soldan duyduğum yani bu şeyde yazmaz. Öyle bir anstitübede ya tabii, da tabii Tabi yazmaz. Bu, nerede baksanız çıkmaz. Ama <coughs> Rusya'daki işletme sayıları göz önüne alındığında bu böyle anlatıldığı gibi 17 kişi falan değil. 300 kişi falan. 300 kişi. Daha bile fazla. Peki bu, bu 6 kişi bunların en babaları mı? ab Onur sağ olsun. E, milyar dolar boyutlarını seçmiş. Yani mesela 3 milyon dolar olan adam da var. Pardon bu arada 3 milyon dolar demiyoruz. 3 milyar doları yüzlük banknotlar halinde bu salona sığdıramazsınız. Bu arada. 3 milyar. 3 milyarı dedim. Milyon mu dedim? Evet yani önce de milyon dedim. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar en babaları bunlar mı? Aa babaları. Benim bunlar. bildiğim bunlar. Zaten bunlardan 4, 5 tanesini tanıyorum. Peki bir dakika o zaman bir şey söyleyeceğim Buyurun. bu adamın serveti 29 milyar dolar Mordechovun bu genç evet. bir adam bunun babası mı Sovyetler döneminde üst düzey bürokrattı ya da bir fabrikanın müdürüydü evet ben zaten bunun adını bilmiyorum ben bunu yeni görüyorum ben mordaşov diye bunun babası olması lazım amcası olamaz babası bunun ilk o zaman aldıktan sonra da kendi tesislerini kurdu bir kısmı. Ha ben de tabii detaya girmedim. Bir de geliştiriyor yani. Abi tabii şimdi geliştirme. sen bir işletmeyi alıyorsun. Akşam yine aklıma geliyor. Diyorsun ki bu ülkede e, marketler zinciri yok. Ben bir kuruyorsun. Alexeyevich tamam. market zincirini açıyorum. Peki bu o zaman babasından kalan yani bunu bunun için şunu diyebiliriz. Bunun babası 91 yılında hiç parası olmayan bir adamdı. <laughs> Sovyetlerde bürokrattı. Ve bu hale geldi. 9 bin rublesi vardır belki. <laughs> Peki bu Usmanov, Alişer. Onun şahsı hakkında çok bilgim yok. Bir tek isminden bir şeyim var. Alişer biliyorsunuz, e, yani benzer isimler oluyor Türkçe ile Rusça arasında ama bu e, Türk kökenli birisi olabilir. Emin değilim. Emin olmadan konuşmak istemiyorum. Nasıl? Bir de Andrei Melnichenko var. Bunu biliyor musunuz? Melnichenko benim bildiğim kadarıyla babası değil bu. Ya çok özür dilerim. İki son dakika gelişmesi Tabii, var. Şunları aktarayım. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bir açıklama yapıldı mı Onur? Ne deniyor yani görüşmede? Ee, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'ye Zelenski Putin zirvesinin gerçekleşmesi doğrultusunda öneride bulunmuş. Bakalım sonucu ne olacak? Herhalde bu iş Abdülkadir İksen yazdın. Herhalde olacak ya bu Putin Zelenski görüşmesi Türkiye'de falan böyle bir gerçekleşecek gibi bir şey var. Hava var yani. Oraya doğru gidiyor. Bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Yani içgüdüsel olarak böyle bir şey görüyorum. Ben de yani bilgiye dayalı olarak sadece şunu ekleyebilirim. Bugün Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lavrovla görüşmesinden sonra bu telefonun gerçekleşmesi, Rusya'dan alınan olumlu havanın Zelenskiy ile paylaşılması belli ki bir yer ezza gelişme. Evet, oraya doğru gidiyor. Yani şu şu başlığı atacağız. Putin, Zelenskiy Türkiye'de buluştu. Ya da başka bir yerde de olabilir Antalya'da ama da Türkiye'de da olmasını var. isteriz. Türkiye'de olsun en güzeli tabii. İkinci ve konu Erdoğan'ın. Erdoğan er, Erdoğan'ın Erdoğan. Erdoğan üçlü. üçlü mü? Üçlü. Erdoğan da harika yani, olur. Zaten, şey gibi aynı Çavuşoğlu, Zelenski, ee, şey, pardon Çavuşoğlu, Lavrov, Lavrov ve e, Ukrayna e, Dışişleri Zanlı. Bakanı. Aynen, aynen. İkinci sıcak gelişme, son dakika gelişmesi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faizi 25 bas puan arttırarak %0, 25, 0, 50 aralığına yükseltti. E, dolar ne durumda Onur? Kıpırdama var mı? Hiç kıpırdama yok. Peki. Bu da güzel haber o zaman. Ama biraz sonra <gülüyor> <hareket> <gülüyor> Herkesin de hani, dert o çünkü. Dolar <laughs> ne oldu? dolar ne olacak? <laughs> dolar olacak her Devam edelim. Yarın yarın da bizim Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. O açıdan Fed'in kararı önemli, nasıl etkileyecek önemli, o biliyorum. bakılıyordu. Melnichenko nasıl bir adam? 16 milyar <laughs> doları var. Erdoğan Bey, Erdoğan Paşa'm bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet, evet. Yani şöyle söylemek istiyorum. Ee, geçen programda da sorulmuştu bu konuda. Ee, ben dedim ki çok büyük bir artış söz konusu olmaz. Yani bu Amerika'daki %7 enflasyonun karşılığı olmaz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz altına bağlı olmadığı için. 1960'larda altına bağlıydı. 70'lerde altına bağlılıktan kurtardı. İstediği gibi para basabiliyor. Kendisinin para sıkıntısı yok. Dolayısıyla karşılığı olmaksızın para basabilen bir ülke benim bir şekilde benim Amerika'ya dolar çekeyim diye çok fazla sıkıntısı olmaz. Onun halkının parası da genellikle bankalar vasıtasıyla daha yüksek faizlerle Genellikle geri kalmış ülkelerden kazanılıyor daha fazla mesela yüzde altı faizde başka ülkelerden kazanılıyor İngiltere'de de böyle yani Doğru. İngiltere'de mesela e, efendim para babaları e, neredeyse yüzde on kazanır yani banka banka başka bir e, yani ülkeye efendim yüzde on beş yüzde on fiyatıyla e, faize verir dolayısıyla yani böyle halkın bir kısmı işte artık eee orada %0.25 evet. artmasıyla 0.50'ye çıkmasıyla bu büyük bir faiz getirisi olmayacağından bu Amerika Birleşik Devletleri için değil. Zaten para babaları söylediğim gibi %10 kazanıyor. Peki çok teşekkürler. Melnichenko bu ilginç 16 milyar dolar. Bu arada bunlara niye oligark dendi en sonunda da onu söyleyeceğim. Bunlara bir sebepten oligark dendi. Tamam. Evet, Yok, zengin şey. Rus adam. Daha çok sorun da? var zaten şimdi. <laughs> şimdi benim bildiğim ben bir tesadüf bir Instagram vesilesiyle bu adama zoom yaptım. Yani zoom dediğim biraz inceledim. Bu gerçekten şahsi becerileriyle servetini elliye yüze katlayan bir adam. Ama yani, yaşı da genç gözüküyor. Bu 91 yılında kaç yaşındadır? Işte, hayır, o, bunun gene o zamandan değil. İşte diyorum ya, bu satın alıyor. Mutlak babasını gene bir, bir ufak bir işletme almıştır. Bir yerlerden götürmüştür bir şey. O 91'de e, sebil dağıtılırken. Bütün köküz 91'deki sebil dağıtımı. 95'e kadar sürdü o. Şimdi o dağıtımlarda bunun babası bir servet alıyor. Ama mesela sınırlı bir para. diyelim, Bilmiyorum rakamı tam. Bu 16 milyar dolara bu gerçekten kendi şuna yatırım yapıyor, bunu gidiyor bilmem yani kendi şunları, bu kendi ile. artırıyor. Peki. Abramovic bu en, meşhur bunu benden iyi anlatırsınız. Hani bunun servetinin kaynağı da aynı tabii hikaye tabii ki, mi? Tabii ki. Peki kendisi bizzat 91 yılında bürokrat mıymış hayır, bu adam? Hayır hayır yaşa el vermez. E onun için soruyorum. E şimdi bakın bu, burada bu zaten... da mı babadan? Tabii ki. Tabii ki. Burada o ben... babadan, bu babadan, şu adam belki biraz... Yok o da babadan. Bunların hepsi ikinci jenerasyon. İkinci jenerasyon. Ama bir dakika bir detay var. Bunun evet, bir madalyası var. Sovyet madalyası ha. var. Yani bazıları birinci jenerasyon. O zaman şöyle ikinci jenerasyon oligarklar da tabii, var. Yani. O, anladım. Fridma 12.3. E, Timchenko 11.3 milyar dolar. Peki e, bir şey soracağım. Putin'le bu adamların arası nasıl? Bunlar Putin'in adamları mı? Putine karşılar mı? Putin'le nasıl bir ilişkileri var? Şimdi genelde sadece bu altısı değil. O binlerce oligark için söylüyorum. Neye bu altısı öne çıkıyor? Oligark az sayıda demek. 3-5 kişi demek aslında. Asıl bunlar yani tepe. Ama bunlar gibi yüzlerce, binlerce adam var Rusya'da eee mesela bir Avrupa'da o ünlü kumarhaneler kan Nise falan gidip de böyle bir gecede 3 milyon 4 milyon dolar kaybeden burada adı geçmeyen Rus zenginleri var şu anda. Peki Putin'le araları nasıl bunların? Şimdi bunların hepsi devlet yönetiminde kim varsa arası iyi olmak zorunda. Neden? Ee, birincisi çok basit bir sebebi var. Siz her ne kadar Rusya'da artık yasalar çok önemli. Demokrasi ağırlıklı bir işte seçimler oluyor şu bu gelmiş olsa da olsa da bakın o kız mesela şey çıkarttı pankart çıkarttı. Eski Rusya olsa var ya o kızı bir daha gören olmazdı. Paket olurdu. Ama o kız şu anda yargılanıyor ve hala çıkıyor ortaya filan. Yok. yok spesen... Para cezasıyla kurtuldu. <laughs> ha kurtuldu. Yani dolayısıyla Rusya eski Rusya değil. Ee, ama buna rağmen ben size şunu söyleyeyim. Rakamların bu kadar geçer yüksek olduğu bir e, atmosferde siz Rusya'nın en başındaki ya da onun en yakınındaki kişilerle diyalogunuz yoksa bir antantınız sistemle barışık değilseniz sistemle barışık değilseniz yaşatmaz, başka nasıl kibarlaştırayım yaşatmaz seni Heh. Ya da daha nazikane şöyle söylemeye çalışayım bir e, ben nazik evet. olmaya çalışıyorsunuz, anlamadım ki. Ya parasal sirkülasyon kurulmuştur çoğunun, bağlantıları vardır. Şimdi ben tutup da isterse e, şu anda bir savaş yapıyor olsun, Ukrayna'ya saldırmış olsun, bir başka devletin, nasıl ki ben normalde hiçbir siyasi partiye bir şey söylemem, eleştirecek bir şey varsa hepsini eleştirebilirim. Ama bir devletlere de tutup da bu devlet başkanına rüşvet veriyor diyemem yani. Ama batı... Batı bloku, hmm. Amerika'sı, Avrupa'sı bu adamlarla Putin arasında hiçbir fark görmüyor olacak ki bunların batıdaki bütün mal varlıklarına el koyuyorlar. Bu, bu hani şu demek değil mi Putin'le bunların arası mükemmel sistemin bir parçası olmuşlar. O mı? zaman biraz daha netleştirelim. Bunun sistemin nezaketle parçası. Nezaketle anlatılamıyor. Yani nezaketli de şeyle anlatılamıyor. Şimdi bakınız bunlar Rus devlet administratif kadrosu içerisinde yani devlet e, kadrolaşması içerisinde hepsinin çok ciddi miktarlarda para e, sirkülasyonuna dahil ettiği yöneticiler vardır. Vardır değil, var. Hiç olmayanı var mıdır? Bilmem. Ama yüzde seksenin var. Şimdi siz bunların suyunu kesemezsiniz de bunların yedeği bile bu paraları kurtarır da ee, ama bunları dara soktuğunuz zaman o da dönüp kendi para verdiği adama yapmayın yeter. Ştotihot kiçtari yani. E ne, yani ne istiyorsun demek Rusça. Yani bir mutlak e, hesap sorarlar ya. Derdiniz ne ya yeter. Tamam alacağınızı alın bitirin bu işi diye baskı yaparlar. Bunlara baskı yapılmasının asıl nedeni bunlar Rus diye reddediliyor değil. Ben mesela evvelsi akşam tesadüf rastladım. Sürekli konser veren bir Fransız kanalı var. Mezo Mezzo TV. Şimdi Mezo'da Çaykovski çaldılar. Özellikle çaldılar Fransızlar. Fransız kanalıdır. Yasaklandı ya Rus besteciler Rus. Şimdi biraz Avrupa yavaş yavaş anlamaya başlıyor ki sen Çaykovski ile Dostoyevski ile ne bileyim Shostakovich ile Tolstoy Tolstoy'la artık yani çılgınlık boyutuna, cadavuna dönüşecek iş. Ama bunlar öyle değil. Bunlar Dostoyevski değil, Tolstoy evet, bunların değil. Bunların Putin üzerine baskı evet. yapmasını bir bir şey sorabilir, sorabilir mi? Mi? Ya Darus buyurun. buyurun. Lütfen siz söyleyin. şey soracağım tam o noktaya geldiği için. Bu baskı artarsa, mal varlıklarına el konulursa, yaptırımlar artarsa Putin'e karşı bir oligarklar darbesi olur mu? Mümkün Böyle değil. bir şey planlanıyor Mümkün değil. E, Batı bunu bekliyor diyorsunuz. Hayır bunu bekliyor demedim. Savaşı çabuk bitirmesi, durdurması ve uygun barış sağlaması için baskı yapmalarını yani istiyorlar. Oligarkların Putin'e baskı Tabii. yapma kabiliyetleri var mı? Var. Olmaz mı? Ben sanki Putin'in oligarklara baskı yapıyor. E onun yap da var. O da döner şunu söyler. Der ki sen kaç para kazanıyordun şu kadar. Yarısını kazanacaksın 6 aydır. Ama o er sırada... koyar mı e, mal varlığına? <laughs> mal varlığına Putin er koymaz mı? Yok ya gayri yasal olarak koyamaz. Rusya'da yeni yasalar öyle değil. El vermez. Ama şu olabilir. Şimdi bunlar bitirin bir an evvel bu işi diye direkt Putin'e olmasa bile Putin'in en yakınındakilere tabii ki o şey yapıyorlar. Ha, batı'nın da amacı o diyorsunuz. Tabii ki. Mete şimdi şöyle bir soluklanalım. Yalnızca hani oligartlar üzerinden Putin'e yapacağı baskı olarak değerlendirmeyelim. Başka bir bakış açısı da katalım isterseniz. Bu, bu grup yani 100 milyar doların üzerinde mal birikimine sahip olan bir grup, ee, Rusya'da e, gayri safi milli hasıla içerisinde ne kadarlık bir e, hasılayı yönetiyorlar? Ne 85. Ne kadar tesise ihtiyaçları var? Ne diyorsunuz ya? Çok yüksek. Yüzde %85. Rusya'daki gelir dağılımı, uçurumu hiçbir ülkede yok. Bunu bilerek söylüyorsunuz. Bilerek söylüyorum. %85'i. Yanılırım 82 çıkar. Değişmiştir. Bunu niye ayı. söyledim? Şimdi bunların e, yanında çalışan binlerce insan var. Ve bu grupların teker teker e, sayarken e, çok girmedi. Bu arada Alişer Usmanov e, Özbek asıllıymış. Hah şimdi oldu. Ee, Bunun Arsenal Türk kulübünü, olduğunu düşünüyorum Arsenal demiştim. kulübünün de %15'ine sahipmiş. Neyin? Arsenal kulübünün. Ha, Arsenal. Kulübünün de %15'ine sahipmiş. Şimdi buradakilerin çoğu aslında Rusya'nın tekel olarak elinde tuttuğu malzemeleri üretiyorlar işte kimisi e, nikel, e, kimisi e, enerji, kimisi petrol, demir kimisi çelik. gıda, kimisi demirçelik, kimisi boru. Yani bildiğiniz e, Rusya'nın ana üreticisi olduğu konuların tekel sahipleri bunlar. Aynen öyle. Siz oligartlar üzerinden tekel sahiplerini sıktığınızda devleti sıkmanıza gerek yok. Bunların bunların üzerinden yapacağınız bütün işlemlerde kontrol altına aldığınız için Rusya ya yaptırımları baskın. aldığınız için Rusya'dan çok sistemi kapatıyorsunuz. Tamam. Rusya'ya baskının bir unsuru bu yani en yani, önemli unsuru. Yani e değil aslında. Da, tamam. Siz iç sistemiyle beraber yurt dışına satacağınız sistemi de kilitliyorsunuz. Hakan yani, şöyle olabilir. Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi Putin'e bir baskı unsuru olmalarını da sağlayabilir bu yaptırımlar. Ben ek olarak söyledim. Ek sana. olarak da. Tabii, tabii, ya o da doğru. Evet. Ben doğru ek yani. olarak söyledim. Örneğini de çok net olarak size beli, vereyim de oradan e, anlayın. Hatırlar mısınız? E, Kıbrıslı bir iş vardı. Çok da e, ünlü olmuştu. Asil Nadir. Asil Nadir'e Nadir. Nadir çekilen operasyonu hatırlarsanız evet. o zamanki Kıbrıs'taki statüsünü Kıbrıs'a kattıklarını düşünürseniz anlarsınız. Evet. Peki bir örnek. Çok e, bir şey laf şey, edeyim İstersen Devam edeceğiz. Ben de bir şey sormak tabii, buyurun, buyurun. istiyorum. Tabii, bu tabii. özelleştirme süreçleriyle ilgili yazılan hmm. kitaplarda daha çok bu oligarkların <laughs> bir kısmının da Komünist Partide ya da KGB'de üst düzey yöneticiler evet. olduğu, bir istihbarat dedim. desteği var mıydı? Tabii ki. Tabii tabii tabii. tabii. Yani... Dedim ya, şu bile var. Vallahi var. <laughs> Emin etsem başım ağrımaz. Eşinin teyzesinin oğlu çok seviyor. Ya e, Boris, kanı, mesela hanımı söylüyor. Evet. Ya bunu şimdi eksajer ederek söylüyorum da böyle bile dağıtıldı demek istiyorum. Anladım. Ee, ya bizim Yuriye'de filan fabrikayı versene yüzde yirmi falan. Hı. Böyle bile dağıtıldı. Allah Allah. Tarihin en büyük servet dağıtılma operasyonu son dört bin yılın budur. Bin. Eşi benzeri yok. Son 4 bin. Yıl. Yok abi bak böyle bir rakamları bulamazsınız. Ee, Roma'da yapmışlardır belki şimdi, böyle. Roma'da zaten sistem aynıydı hep. Şimdi burada, Zenginleri vardı yani. Pardon. E, Hakan Bey aslında çok güzel bir şey anlattı ama orada bir ayrıntıya iyi girmek lazım. E, hatırlarsanız 1991'de yani sistem çökünce Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği sökünce yalnızca devlet dağılmadı. Aynı zamanda komünist sistem de e, dağıldı. Yani sistemsizlik üzerine olan bütün tesisler e, ellerinde kaldı. İşletmeyi Tabii. nasıl yapacaklarını Tabii. bilmedikleri bir sistem haline geldi. Tabii. O dönemde o dönemde Amerikalılar Rusya'ya ömür biçmişlerdi. 10 yıl. Hmm. 91'de Sovyetler dağıldıktan sonra 10 yıl içinde Rusya ekonomik olarak dönüşümü sağlayamadığı için kendi piyasasını oluşturamayacağı için dağılacak şeklinde kendi tezleri vardı. O dönemde yapılanlardan bir tanesi bu kişilerin çoğuna bakarsanız aslında Rusya ee, hani üstad şey diye söyledi ya hani bunlar onların zenginleri aslında kendi kapitalist sistemini yaratmak için yaptı. Bunu yaparken birileri götürmüş olabilir ona ben bir şey tamam. demem. Ama asıl kafalarındaki olan şey kendi kapitalist Zaten sistemlerine ben, ben geçişti. So ben bir cümle söyleyeceğim. Her şey cuk oturacak sizin bu söylediğinizle ilgili. Hı. Adnan Menderes ne demişti? Her Aynen. mahallede bir milyoner milyon 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 er yaratacağız. Tabii. <laughs> Her mahallede bir milyoner yaratmaya çalışmışlar. Yani. Ee, Arada var. bir tek fark var. Çok özür dilerim. Metabildi. Estağfurullah. Şimdi bizim Osmanlı'da, Cumhuriyet kurulduğu sırada, zenginler vardı. Türk değil, Müslüman değil. Bizdeki servet ağırlığı, Türkiye, Osmanlı Devleti'ndeki, mesela esnaflık, kuyumculuk, bilmem ne, zanaat, gayrimüslimler, Ermeniler'deydi. Bu da şey dağılırdı. Ticaret, ithalat, ihracat Yahudilerdeydi. Finans. Finans Musevilerdeydi. <laughs> Efendim, bütün diğer küçük esnaflık, evet. bakkal filan Rumlardaydı. Cumhuriyetle birlikte. Bizim insanımız ya tarlada çalışırdı ya da bu müesseselerde maaşla çalışırdı. Cumhuriyetle birlikte. Ha, Atatürk'ün asıl gayreti o rahmetli Menderes'in her mahallede milyoner yaratalım dediği biz hiç değilse... milyonerimiz olmadığı gibi ama bizim de bizim içimizden de birilerinin malı mülkü olsun. İşte tamam Zengin yani, yaratalım. Erar diyor ki, Heh. sistemi sürdürebilmeleri için böyle bir yapıya ihtiyaçları vardı. Zaten bu nedenle ayakta öyle demiyor musunuz? Aynen öyle. Böyle ayakta kaldılar yani, diyor. Yani bu sistemi Bunun tabii doğurduğu ki... yolsuzluklar, çürümüşlük ayrı. O dünya o tarihin en büyük çürümüşlüğüdür O bakın ayrı. O, o o onu e, Ve o dönemde ama bir de rakam e, farkı var. O dönemde bir de başka bir şey daha var. Bir de gelir durumundaki yani, müthiş uçurum. Yok Rusya'daki, özür dilerim. Yani şey, bak sanayi tesisleri ve ticari tesislerin e, dolar bazındaki karşılığı ile... ...bizim cumhuriyeti kurduğumuz dönemdeki bizdeki ne bileyim şurada feshane var mı? Tabii fes canım fabrikası. tabii arada... Bizdeki üretim... E, da, sa, tabii farklı. Yani, o kadar farklı konjonktür ki... Konjonktür de farklı. Bir siz defa. burada aşağı yukarı siz... Dünyanın en zengin ikinci ülkesinin malını dağıttınız tabii insanlara. Tabi Hoca Onu gülüyoruz. Pardon. Ee, Tabi o dönemde demin Üstad ilginç bir şey söyledi. Ee, hani ticareti yapanlar kimlerdi Rusya'da? Mesela bu zenginlerin ortak özelliklerine bakarsanız hangi ekolden geliyorlar? Hangi ülkeyle bağlantıları var? Ona da bakmak lazım çünkü o dönemdeki bu e, sistematik olarak yapanların e, birçoğu e, o network'ü kullanarak sisteme girdiler. Ben yani tabii, ya, tabii bir network var onu söyleyeyim işte ama Hakan o network dedi. o network'ü onlar kullandılar. Onlara da müsaade edildi. Yani Putin Putin İsrail İsrail'le ilgili bakışını, felsefesini, yapısına bakarsanız da çok net olarak anlarsınız. Bunu söyledim ama. Metin. Hayır Yok, hatta bence bunu Hayır şunu için söyledim. Yani Şimdi, bilen adamlara gel buraya %25 senin burayı idare et dediler. İşi e, işi bilen, Nohavı bilenlere. Bakın o gün o zamanlarda tesisler evet. eskiydi ama üretim tekeldi. Üretim tekeldi. Evet. Örnek vereyim. Gübre mesela gübre konusunda neredeyse şey tekeldir. Yani Rusya tekeldir. Bir Erdoğan Karakuş bir şey söyleyecek. Buyur. Oligarklarla ilgili mi? Paşam. O ne demek söyleyeceğim şimdi? Evet tabii ki bir bağlantılı olan bir şeyi söylemek istiyorum. Ee, şimdi e, tabii ki e, bu oligarkların herhalde başa, başlangıcı e, Brejnev'in oğlu. Yani Brejnev'in oğlunun e, daha Brejnev iktidardayken, ee, bir şekilde 10 milyar dolarlık altını İsviçre'ye kaçırdığı ee, bütün basına yani <laughs> neredeyse duyuruldu. Ha, bir de öyle Birejdevin var. Doğru. oğlu herhalde bunların e, yani o <laughs> bir oğlu. Yani şimdi Ama o devletin işte, parası şey demedi, tabii, Ahlaksızlıkları da affedersiniz yazıldı. O doğru yani yolsuzluk. Ahlaksızlıkları da daha değişik ahlak. Zaten evet evet, evet yolsuzluk yani, kelimesini kullanmadan anlattığım öykünün tamamı yolsuzluktur aslında. Yani yolsuzluk kelimesini yani, kullanmadım ama yani tamamı ben, yolsuzluk. Şimdi ben e, evet başam evet, yani, ben bugüne bunların, gelmek istiyorum Bunların bizim... başı herhalde dediğim gibi Brejnev'in oğlu. Şimdi <laughs> Asil Nadir'e gelince efendim Asil Nadir e, bir şekilde ben o zaman İngiltere'deydim. İngiltere'de demli askeri ateşeydim. Asil Nadir İngiltere'nin sanayisini neredeyse ele geçirmeye başlamıştı. İngiltere'de efendim genellikle boş televizyonları vardı. Onları satıyordu. Diğer efendim beyaz eşya satıyordu. Üretimi fevkalade yüksek hale gelmişti. Onu Ermeniler ve Rumlar birleşip bir şekilde İngiltere'den kovabilmek için e, bir kumpas kurdular. Yani... Asil Nadir'le diğerlerinin farkı budur. Yani orada İngiltere'de e, o zaman yaşadığımız dönemde e, birçok arkadaş televizyon falan aldı. Bir baktık ki tü, yani Türk malı, Türk malı evet. boş. Peki, o, o şey. Asil Nadir'in Asil Nadir'in yani o şeyin Asil Nadir'in markası şey değil, Alman markası değil. Tabii tabii. O okunuşu şöyle, onu söylemek istiyorum. Çok Yani Şimdi onlar oligarim tamamen devam Tamam de şey canım. De. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu oligar. Bunun falan... yanı sıra bir şey daha söyleyeyim efendim. Ee, o İngiltere'de İngiltere'de e, en büyük e, mezarlığın sahibi Ramadan Beydi. Ramadan Bey'in elinden de mezarlığı almak için ondan sonra çok uğraştılar. Ermeniler, Rumlar. Ee, ve Ramadan Bey'in oğlunu esrar kaçırıyor diye içeriye attılar 10 seneye yakın içeride atıldıktan sonra oğlu efendim, bir polis tarafından kurulan kumpas nedeniyle içeriye yatıldığı ortaya çıktı ee, Ramadan Bey bana eenim e, sevgisi nedeniyle e, oradaki şehitliğin tapusunu verdi bizim e, 14 tane şehitimiz vardır hava şehitimiz vardır Londra'daki mezarlıkta, Tapuyu e, Ramadan Bey verdi, rahmetli oldu, nur içinde yatsın. Hmm. Peki. Ben bu oligarkların e, yaptırımlar uygulanıyor ya, Batı'da ne kadar sermayeleri var? Biz hep yatlar, el hmm. konuldu falan diyebiliyoruz ama Batı bankalarında ya da oradaki işletmelerde tahmini bir şey var mı? Bunlar Batı'ya servetlerini Batı'ya Batı mı transfer ettiler? Yok ama Batı'da çok paraları var, büyük paraları var. El koydu değil mi Batı şimdi? Koydu koydu. Peki hukuken bir hak talep edemeyecekler mi? Gitti mi paraları? Yok. Bunların var ya, hepsi canını kurtarır, servetini de artırır bile. Allah Allah. Nasıl e, ya? Şöyle olur. Putin bir ay, iki ay içinde barış yapmayacak mı sonuçta? Evet. Bir şeyler alarak barış yapacak. Evet. Hangi Avrupalı ülke ya da bunların, affedersiniz para bilmem ne yaptığı, hangi Bürokrat hangi bilmem ne senden vazgeçtim demiri senden alıyorum diyecek atıyorum. Ya bunlar yine zengin olur Bunlar yine zengin. Peki. Sürdürecek. Bunların e, süper lüks bir hayatları mı vardır hepsinin? Var. Çünkü benim bildiğim oli, var. O oligark deyince bizim aklımıza ne geliyor Onur? Yat, yat geliyor. Bir, <laughs> görelim bir yatlarını görelim. Ya böyle metaller. Onu da mı bulmuş Onur? Bulmasına göre bütün gazeteler bunların yatlarıyla doluyor. Ya. Ben bakmadım. Gördüm. Biz her gün e, oligark yatı Fransa, haberi yapmak... Fransa, İtalya ve Almanya'daki şeyleri el koydular hepsi. Buyurun, işte bu Avromov için yatı mıymış bu. Yani müsaadenizle bu gemicik gibi bir, yani yattı <laughs> biraz aşıyor. <laughs> ya yani çok büyük bunun met e, şeyi. E... Zaten süper yat diye geçiyor. Heh, eyvallah. Ama şimdi bu adam mesela bunu alıyor, Maldiv'lere falan götürüyor orada bir şey olmasın diye. Öyle de şey yapmıyor yani ya el koyarsanız koyun harekette yapmıyor. Alıyor kaçırmaya e biraz, çalışıyor. Evet tabii canım Malcan'ın Yongası ya. Yani. <laughs> ama öyle bir söylediniz ki ya umurlarında olmaz Biri, diye. Yani. umurlarında olmaz. Ama birisine el koydular bildiğim kadarıyla. Tabii, tabii el koyduk 3 evet. üç, üç tane 5 evet. tane var evet, öyle el Başka var mı böyle e, yine... Abramovic kaçırıyor. Abramovic bu konuda en en şeydi yani Chelsea <laughs> bilmem Kesinlikle. ne. O ee, reklam tipi bir adam. Show, bu, bu bir da Mordaşov'un yatıymış. O şovmendi biraz evet. Ha, o şovu show seven yani. bir adam. Mesela bu adamı çok o kadar tabii. görmüyoruz. Şov yani no için soğuk. mesela 63 milyon dolar harcar. Atıyorum Harcay. da rakamı. Tabii tabii, tabii yapar yani. O tip bir adam. Bu da onun yatı. Başka var mı? O, Rus oligarkların süper yatları. Bunu ya bu Alişar'ın yatı da fena değil. Yani artık bu bayağı bir gemi. Yalnız yani. bir şey söyleyeyim mi? Yat ötesi yüzündeki Yüzündeki şeyler, hatlar, kemik yapısı, göz şekli, kaşın gelişi Özbek falan. Özbek işteydi Mete Bey. Ben işledi. ya Özbek diyecektim ya Kazak bilmiyordum. Mete Özbek. Bey Özbek dedi. Alişer Usmanov. O, bunlar bir de bizim Ege kıyılarını falan da çok severler değil mi? Hani çok sık Peki. Bodrum'da... Bunların yatlarını... Aa Rus oligarkların çoğu Türkiye'yi çok sever. Evet. Hep gelip gidiyorlar. da seviyorlar ama. Yani. Her yeri sever onlar. Para <laughs> oldu mu her yeri sever. Türkiye'de de yatırımları var. Türkiye'de Nasıl? Yatırımları de var, var. yatırımlar. Evet. Türkiye'de çok iyi yatırımlar. Olsun hı. yatırımları olması kötü bir şey değil, güzel bir şey. E, hatta batıdan kaçıp bize gelsinler. Önemli değil yani değil mi? Bu Osmanov, Usmanov soy ismi Osman... Leyla bir bağlantısı Özbek var mıdır? Diyor, Osmandan Özbek. geliyor evet. Ha, Osmandan geliyor. Osmanoğlu. Yani o harf telaffuz şey oluyor ya. Osman'ı Osman diyorlar Usman'der falan. Osmanlar Başka var mı? <laughs> Onur, bununki biraz çapsız ya. <laughs> çapsız gibi çapsız gözüküyor ama. Çapsız dediğin kaç ya <laughs> <laughs> çapsız dediğiniz <laughs> Abi diğerleriyle kıyaslayarak söylüyorum. O özenmiş, yani, bir, o yoksa, değişik bir model bu. Bu biraz denizaltı modeline dönmüş. Bu e, değişik bir adam. En iyi tekne oligark teknesidir. yani. Bence var ya tekne. kendi çizmiştir bunu. Ha. Kendi seçmiştir. Niye? Nereden biliyorsunuz? Şimdi bu tür farklı bir model seçmesi için kendisinin ha. seçmesi gerekir. Biraz sofistike bir adam olması lazım. Değişik biraz. bir adam evet. Evet. Başka var mı? Eh, bu da böyle bir... Bu nasıl bir adam biliyor musunuz? Bu abi e, pragmat, realist, paraya bakar. Hiç bunun şovla şulla ilgisi yok. Gö gösterişle alakası olmadığı yok. yatından belli. Yatından da Çimbine belli. bakışlarından aynı şeyi söyleyeceksin da ama. <gülüyor> <gülüyor> gösterişle, mesleşile. Bir alakası de şeyden yok. anlıyorum. E, göz, göz bakışlar da onu biraz öyle evet, gösteriyor. Evet. Çeneyi tutuş şekli falan. Bir de bir tane var mı başka? Yeter bu kadar. Yeter ya. Bir zaten başkasının yatını konuşmaktan sıkıldım valla. <laughs> <laughs> Nere, oligark nereden geliyor? Oligark lafı da şuradan gelir sonuç olarak. Şimdi oligarşi ne demekti? 3-4 tane adamın ülkeyi yönetme modeline mi deniyordu? Evet. Bunlar da devlet kökenli zenginler anlamında. Ha. Ve devletten nemalanarak zengin olmuşlar. Ha. Çünkü egarkeos diye Rumca yani. bir kelime var. Yönetici demek, devlet ne? yöneticisi ne, demek. Ne diye? Harf hatası olabilir. Egarkeos diye bir kelime. Bu gark lafı var ya, Fransızlar oligarkı oluştururken Yunanca'daki o yönetici. E Neyse etimolojiye aslında. girmeyelim ya, boş ver. Yani oligark lafı Rusya'daki üst düzey devletten, başta Boris Yeltsin olmak üzere, eş, dost, tanıdık, bir de ama en mühimi doğru söylüyor Mete Bey'in dediği gibi know-how, bilgileri vasıtasıyla buraların işletmesini alan adamların zenginleşmesidir. Buna da bir örnek vereyim. Almanya 2. Cihan Harbi'nde yerle bir oldu. Bir tane fabrika kalmadı. 1962'ye gelindiğinde 17 yıl sonra çok değil. Fabrikaların %80'i yeniden yapılmış, motorları, makinaları yeniden yapılmış, imalata geçmişti. Bizden 1 milyon işçi gitti. Neden oldu o biliyor musunuz? Bir Almanlara para verdiği için değil. Çünkü o makineyi yapan adamlar hala ölmemişti, Almanya'daydı. Know-how vardı. Know-how vardı, bravo. Peki. Know-how önemlidir. Çok teşekkürler. Hakan Bayrakçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ee, yani gerçekten ben bu oligark konusunda hani bilgi kırıntıları vardı ama es esaslı bir şekilde nasıl olduğunu nereden Netleştirebildin geldi? mi? Ben çok onu Olayı tarihsel e, dil bilimi ve e, ne derler vücut ve yüz okumayla beraber birleştirerek <laughs> anormal şekilde açıklayacak. gerçekten güzel. Bu anlamda söyleyeyim mi? Vallahi iyi anlamda söyledim. <laughs> <abi>. Eyvallah. Sağ <laughs> Şimdi e, değerli izleyiciler bu petrol fiyatlarında anormal şeyler oluyor. E, bizi ilgilendiren kısmı ne bunun? Bizim de aldığımız benzinin pompa fiyatlarında e, yükselme değil de indirim olması. <laughs> ne oluyor? Bakacağız birazdan.